Şırnak T tipi kapalı hapishanesinde tutulan Yıldırım Han kanser hastalığı nedeniyle 2 hafta önce tedavi için Ankara'ya gönderilmişti. Ne yazık ki bu hafta yaşamını kaybetti. Ağır hastalıklarına rağmen mahpusları hapishanede tutan bu anlayış mahpusların yaşam hakkını ortadan kaldırıyor ve bütün yaşam hakkı ihlallerine rağmen ne koşullar düzeltiliyor, ne mahpuslara tedavi olanakları sağlanıyor, ne de ağır hastalar tahliye ediliyorlar. Bu hafta Marmara 5 nolu L tipi kapalı hapishanesinde tutulan ağır hasta mahpuslardan Mehmet Edip Taşar'ın yaşadığı sağlık sorunlarını aktarmak istiyoruz. 3 Haziran 2024'te kurumumuza yazmış olduğu mektupta yaşadığı sağlık sorunlarını aktarmıştır. Kalp yetmezliği var ve 17 kez anji olmuştur. Nabız %30 civarında atmaktadır. Ayrıca kalp hastalığından kaynaklı 6 stent takılmış olup kalp ritim bozukluğu da bulunmaktadır. Kronik şeker hastasıdır ve bazı dönemlerde şeker yüksekliği 600'ü bulmaktadır. Bu durum sağlık raporlarında yer almaktadır. Yüksek tansiyon hastasıdır ve prostat rahatsızlığı bulunmaktadır. Hastalıkları nedeniyle hastaneye tekerlekli sandalye ile götürülüp getirilmekte ve kronik hastalıklarından kaynaklı olarak haftanın 3 gününü hastanede geçirmektedir. Bireysel ihtiyaçlarını gideremiyor ve arkadaşlarının yardımıyla yaşamaya tutunmaya çalışmaktadır. Bazen günlerce yataktan çıkamadığı durumlar yaşanmakta, arkadaşların desteğiyle ancak ayağa kaldırılıp 10 dakika dolaştırılmaktadır. Ani krizler yaşamakta olan hasta şu ana kadar 2 defa kalp krizi geçirmiştir. Sağlık sorunlarından dolayı geceleri neredeyse sabaha kadar uyumakta zorlandığını aktarmıştır. Ağır ve kronik hastalıklarından kaynaklı olarak 3 defa adli tıp kurumuna sevk edilmiş ancak infaz erteleme talepleri karşılanmamıştır. Siyasi mahpus olmasından kaynaklı olarak tahliye edilmediğine dair durumunu pekiştiren konuşmalara da bu sevkler esnasında şahit olmuştur. Ağır hasta olan, haftanın 3 gününü hastanede geçiren, tekerlekli sandalyeyle götürülüp getirilen ve yaşamını tek başına devam ettiremeyen Mehmet Edip Taşar'ın hapishanede kalabilmesi olanaksızdır. Bu nedenle acilen tahliye edilip ailesinin yanında daha sağlıklı koşullarda tedavilerinin sağlanmasını talep ediyoruz. Fatma Özbay, meme kanseri, vertigo, migren, bel, boyun fıtığı hastası olup bu hastalıkların yanında bağırsaklarında bolip, boynunda nodül ve karaciğer yağlanması şikayetleri bulunmaktadır. Göz rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilen ancak düzenli kontrol, tedavi ve bakım sağlanamadığı için sağlık durumu hızla bozulan Fatma Bozay, yaşamını sürdürebilmek için desteğe ihtiyaç duymaktadır. Mayıs 2018'de Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırması Hastanesi'nde 3. evre meme kanseri tanısıyla ameliyat edilen Fatma Özbay'ın sol memesi tamamen alınmıştır. Ameliyattan sonra 8 seans kemoterapi ardından 25 seans radyoterapi ve sonrasında ilaç tedavisi görmesine rağmen tümör yayılmaya devam etti. Yakınları tarafından yapılan açıklamada Fatma 1998'den beri hapiste. Kanser hastalığı bilinen kronik rahatsızlıklarının yanında vücudunun birçok organını hatta böbreklerini ve bağırsaklarını etkiledi. Son olarak gözlerinde nodül ve gözlerinde oluşan rahatsızlık nedeniyle lazerle ameliyat edildi. Düzenli kontrol ve tedavi uygulaması gerekiyor. Ancak en son 2023 Eylül ayında kontrole götürüldüğünü, daha sonra tüm girişim ve başvurularına rağmen tedavisinin yapılmadığını söyledi. Zorlamalar sonucu bir defa İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildiğini, ancak hiçbir işlem yapılmadan, tedavisiyle ilgili bilime götürülmeden hapishaneye geri gönderildiğini ve bu süreçte kendisine psikolojik baskı yapıldığını da ekledi. Fatma'nın sağlık sorunları her geçen gün geri dönüşü olmayan bir sürece evriliyor.